Evet, günün ortasına bir yazar, bir akademisyen, bir edebiyatçıyla devam ediyoruz. Kocaeli Üniversitesi'nden doçent doktor Cem Yılmaz Budan bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim, hoş buldum. Evet hocam, öncelikle çok merak ediyorum bir konu var. Yazarlık kursları. Şimdi halk arasında yazar olmak tabii çok muteber bir meslek. Ve bu konuyla alakalı pek çok yazarlık kursları açılıyor. İşte online platformlarda açılanlar var, bir takım akademiler var. Siz şimdi tabii bayağı da kitapları satan önemli bir yazarsınız. O yüzden size özellikle sormak istiyorum. Bu yazarlık kursları gerçekten çok etkili midir? Çok etkiliyse biz neden çok fazla yazar göremiyoruz? Size bir soru. Buyurun. Çok teşekkür ederim tekrar. Aslında yazarlık kurslarının doğrudan doğruya yazar yetiştirmek gibi bir amaca matuf olarak ihdas edilmiş olduğu düşünülemez. Bu düşünülmemeli. Hiçbir büyük yazarın bu tür atölye çalışmalarından beslenerek olgunlaştığını ileri sürmek de pek mümkün değil. Daha ziyade sosyal medya mecralarının etkin bir biçimde kullanılır hale gelmeye başlamış bulunmasıyla birlikte bu tür kurslara duyulan rağbetin artış ivmesi gösterdiğini gözlemlemek mümkün. Fakat açıkçası bu benim kişisel olarak muzdarip olduğum bir husus. Bu tür atölyeler oldukça vaatkar birer içeriğe sahip. Fakat icra ettikleri işlev vaatlerini karşılamaya namzet mi? Ondan pek emin değilim. Çünkü hiçbir büyük kalem gerçekten bu tür kurslardan yetişmemiştir. Ya da bu tür kurslar sizi nitelikli bir kalem haline gelmeye hazırlama konusunda bir fonksiyon icra etmiyor. Fakat nedir? Evet, belki roman teorisiyle hemhal olunmasını sağlayabilir. Yani kuramsal düzeyde daha ziyade. Fakat bir yazara neyi nasıl yazması gerektiği yönünde telkinde bulunan bir içerik, bir program, bu tamamen kişisel fikrim bu arada, kanaatimce çok da kıymeti harbi içermiyordur. Daha ziyade evet bu işin bir iktisadi boyutu var. Bu alanın etrafında ciddi bir endüstrinin teşekkül ettiği çok açık. Büyük paralar kazanılıyor. Ciddi bir rant mecrası diyorsunuz. Yazarlık kuşkusuz, kuşkusuz. Fakat bu arada hiçbirine katılmadım bugüne değin. Kalemi elime aldığımda, ilk romanımı yazmaya karar verdiğimde bir kursun, bir atölyenin bana yol gösterici olup olamayacağı konusunda hiçbir endişeye sahip değildim. Etrafımdaki hiçbir yazar da bu tür bir endişeyle hareket etmedi. Bir de çok dikkat çekici bir şey var burada. Söz konusu atölyelerde ders veren isimlerin profillerine bakınız. Aralarında ciddi bir edebiyat tarihi araştırmacısı, roman kuramcısı, edebiyat teorisini ya da nitelikli, muteber bir yazar bulamazsınız peki. Bu daha da dikkat çekici. Ben de orada kaldım. Şimdi çok fazla kurs açılıyor ama kursların verenlerine baktığımızda yazar, çok fazla işte önemli yazarları göremiyoruz. Ya da işte çok ciddi emeği geçen bu sektörde ya da bu alanda hakikaten hatır sayılır insanların isimlerini göremiyoruz. Ama her yerde kurslar açılıyor. Bu da bizim biraz psikoloji alanı gibi. Ben de psikoloğum, aynı zamanda master'ım var. İşte 3 aylık yaşam koşulları eğitimi alınıyor. İşte bir tarafta 10 yıllık araştırmalar, eğitim, ciddi bir üniversite prosesi var. Diğer tarafta 3 ay kurs alıyor. Ben işte psikoloğum, ofisler açılıyor vesaire. Maalesef bir rant kapısı gibi oldu. İnsanların psikolojileriyle de ciddi anlamda oynuyorlar. Bu da çok sağlıklı olmasa gerek. Bu kamu sağlığı tehdidi. Yani çoğunlukla hap haline getirilmiş içerikler, aforizmalarla yüklü söylemler, son derece vaatkar söylemler, yaşam koçluğu. Sömürüye açık bir alan aslında, ranta açık bir alan. Bu konuyla ilgili tabii bizim psikologların da bayağı bir çalışmaları var. Peki başka bir soru soracağım o zaman. Yazar olmak isteyen arkadaşlar var. Bu kursları çok da tavsiye etmiyoruz diyelim ya da çok fonksiyonel görmüyoruz belki de. Sizin yazar olmak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Mesela Orhan Pamuk işte ödül aldığında dedi, Montaigne Denemeler bana ilham veren kitaptı. İşte şu yolu izledim vesaire gibi bir takım beyanatlarda bulundu. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Yazar olmak isteyen birisi ne yapmalı? Kuşkusuz şimdi yazar olmanın talep ettiği bir takım koşullar var. İktisadi refah bunlardan biri. Yani hep romanı Kent soylu bir tür olarak tanımlarız. Neden? Çünkü roman daha ziyade Kent soylu yaşam pratiğinin oluşturduğu zemin üzerinde
teşekkül etmiş bir çok tür. Çok değişik bir bakış açısı oldu hocam. İktisattan girdiniz ya. Evet ama açalım, edebiyata evet, iktisat her daim içkindir. Yani bu kaçınılmaz olarak içkin ve aslında şöyle de düşünebiliriz. Şimdi bazı türler, bazı edebi türler üretim biçimine bağlı olarak, üretim biçimine dayalı olarak bazı özel tarihsel koşullarda olgunlaşır. Destan çağı destan türünü üretmiştir. Yani tarımsal üretimin ön planda olduğu, insanoğlunun iktisadi üretiminin tarımsal faaliyetler etrafında şekillendiği dönemlerin ürettiği tür bir bakıma destandır. Kaçınılmaz bir şey bu. Malum olduğu üzere endüstri devrimini takip eden yıllarda işte belki bireyci kent soyluluğun güç kazanmaya başladığı çağlardan itibaren roman türü kaçınılmaz bir biçimde yükselişe geçiyor. Bunu Todorov çok ayrıntılı bir biçimde anlatır edebiyat kavramında. Belirli türler belirli dönemlere özgüdür. Şimdi tabiatıyla sabahın 4.30-5'inde kalkan, işte zirai üretimle iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden, günün tamamını tabiatla mücadele etme sürecine hasretmiş bir bireyin oturup tefekkür etmesi, insana eksen edinen problemler etrafında kafa yorması ve bir roman vücuda getirmesi pek mümkün olmuyor. Bu kentte mümkün oluyor. Dolayısıyla bu çağın ruhuna uygun bir tür. Biraz böyle bakmak gerekiyor belki. Peki hocam, roman türü dediniz. Türkiye'de günümüzde hangi roman türleri daha çok tutuyor? Aşk, sevgi mi, fantastik mi? Mesela yurt dışında fantastik roman yazılımı ve takibi çok ciddi oranda. Türkiye'de de böyle midir? Bizim tercihlerimiz ne üzerine daha çok? Fantastik roman batıda olduğu gibi Türkiye'de de revaç gören bir tür, bir roman formu. Fakat aşk tabii yani kaçınılmaz bir izlek. O tarihin herhangi bir döneminde hatta çok işte ideolojik angajmanın ön planda olduğu eserlerde bile motif düzeyinde de olsa yaşatılan bir arketip. Çünkü güçlü bir arketip. Yani hatta hiç unutmam romanlarımdan birini bir yayın evine gönderdiğimde az önce sorduğunuz soruya da paralellik teşkil etsin diye bu hususu tekrar gündeme getirmek istedim. Açıkçası aşk teminin çok cılız kalmış olmasına atıfta bulunuldu ve acaba biraz daha belirginleştirilebilir mi diye soruldu tarafıma. Şimdi olay örgüsü eğer aşk teminin ön plana çıkarılmasına cevaz vermiyorsa belirginleştirilemez. Sadece piyasa koşullarının talebi bunu öngördüğü için. Çünkü orada bir sanat var diyorsunuz. O kadar da müdahale ettirmemek gerekiyor ama bir yandan genç yazarlara şu tavsiye edilebilir belki. Yani özellikle ilk romanın neşretmenin arifesinde bulunan genç yazarlara. Bir kere yazarlık sanırım bir parça huzursuzluk gerektiriyor. Yani düşünsel ya da duygusal huzursuzluk gerektiriyor. Öyle de olmak zorunda. Yani Orhan Pamuk büyük ihtimalle evet çok müreffeh bir yaşama sahip olduğu, kariyerinin erken safhalarından itibaren kendisine tüm koşulların sunulduğu vehmedilir. Doğrudur da ama Orhan Pamuk'u da yazmaya eminim ki sevk eden amirlerin başında bu huzursuzluk geliyordur. Çünkü söyleyecek bir sözü var. Çünkü sosyokültürel hayatta bir problemi var. Çünkü insan unsuruyla ilgili bir problemi var. Sadece zihinsel düzeyde de olsa. Şimdi biraz böyle bir endişenin mahsulü ama her halükarda şunu dile getirmek mümkün. Bir genç yazar adayı eğer metnini yayımlatmak istiyorsa, özellikle verili koşullar dahilinde, bu sadece Türkiye için de geçerli değil, çok ciddi bir rekabete ve piyasa koşullarına intibak etme sürecine hazırlıklı olmak durumunda. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü yayıncı arkadaşlarımdan da bilirim, hakikaten taraflarına çok fazla metin gönderiliyor. Her birini değerlendirmek, ele almak, onlara yanıt vermek zorunda bulunmak oldukça külfetli bir iş. Bunlar arasında seçkinci bir yaklaşım geliştirmek çok külfetli bir iş. Kimi zaman bu ölçme değerlendirme süreci nesnel kriterlerden ayrılıyor ve biraz daha piyasa koşullarına uyum sağlayabileceğine kanaat getirilmiş eserler basılıyor. Fakat her halükarda piyasadan bağımsız olarak değerlendiremeyiz bir romanın yayımlanmasını. Özellikle işte söz gelimi içinde bulunduğumuz süreç, yani kağıt fiyatlarının çok artmış olması, evet, çok yani çok travmatik bir artış söz konusu. Yayıncıların zorlandığının farkındayım. Yayın ritimlerinin bu süreç tarafından akamete uğratıldığının farkındayım. Dolayısıyla onların da
Bu konuda daha seçici davranmaya başladıklarını gözlemliyoruz ama bu seçicilik nasıl gelişiyor belki bu tartışılmalı. Yani bu seçicilik daha ziyade satar mı satmaz mı? Tabii. Sorusu etrafında gelişiyor. Hı-hı. Yayıncıları idealist davranabilme ehliyetinden mahrum kılıyor. Hı-hı. Ki bu edebi kültürümüz için çok tehlikeli bir şey, çok tehlikeli bir süreç. Evet, peki o zaman iki şeye değinmek istiyorum. İlk önce yayıncılık dediniz. Yayıncıların, şimdi bir takım sıkıntıları var kağıt fiyatlarının artmasıyla alakalı tabii ki. Peki talep aynı mı? Sosyal medya tabii şu anda çok gündemde, insanlar ellerinden telefonlarını ya da işte bilgisayarlarını indirmiyorlar. Dolayısıyla işte dizi, filmler vesaire, kitapların özetleri her yerde geziyor. Tabii. Eskisi kadar kitap satışı var mı? Aslında okuyor muyuz? Arttı mı? TÜİK verileri bize açıkça şunu gösteriyor. Kültürel harcamalara, yani daha geniş miktarda kültürel harcamalara tahsis edilen bütçe yıldan yıla artmış. Ama bu talep edilen seviyede midir? Benim için tabii ki değil. Kültürel harcamalar derken sinemaya gitmek de kültürel bir harcama. Evet, ama kitaba tahsis edilen bütçe de artmış. O da artmış, tamam. Şu var, banka sermayeleriyle, yani isim zikretmeyeyim tabii ama kurulmuş yayın evleri daha düşük bütçelerle zarar etmeyi biraz daha göze alarak metin basabildiği için, klasiklerden tutun güncel yazarlara kadar, onlar biraz daha ciddi bir hareket serbestliğine sahip olabiliyor. Bir yayın evi, bu çok dikkat çekiciydi, bir yayın evi yine banka sermayesiyle kurulmuş, ilk kez Türkiye'de 2020 yılında 15 milyondan fazla bir yıl içinde kitap nüshası satabildi. Yani kitap nüshası satabildi. Bu çok dikkat çekici ve mutluluk verici bir gelişmeydi. Aslında ben talebin düşük olduğu kanaatinde değilim. Sadece insanları bu süreçte harcama davranışlarını yönetirken hani kitaba öncelik tanıma konusunda belki biraz daha teşvik edici bir politika geliştirilebilir. Çünkü insanlar gerçekten tatile para harcamayı tercih edebiliyorlar, gezmeye para harcamayı tercih edebiliyorlar, bir kafede oturup bir kahveye o parayı vermeyi tercih edebiliyorlar. Aşağı yukarı bir kitabın maliyeti de bu. Yani, öncelik meselelerini değiştirmelerini belki sağlamak gerekiyor, yoksa bence bir talep var hala. Peki, yazarın derdi olmalı dediniz. Bir müreffeh bir hayatı olmalı, iktisadi anlamda özgürlüğü olmalı, artı bir derdi olmalı ki kitap biraz daha etkileyici olsun dediniz. O zaman işte Mustafa Kutlu'nun kitapları ya da Tutunamayan Oğuz Atay bu dertten dolayı mı bu kadar tuttu? Ya da Adalet Ağaoğlu'nun kitapları hep bir mesaj vesaire. Bence sizce ilk anda Tutunamayanlar efsane. Tutunamayanlar, evet. Yani aslında Tutunamayanlar bir tipoloji çiziyor. Bir aydın tipolojisi çiziyor bize ve bu aydın tipolojisi karşılığını yani kentli, beyaz yakalı gündelik arayışlarında bulmayan bir tipoloji. Oldukça mahdut, oldukça sınırlı bir kitleyi hedef ediniyor. Fakat o kitle o kadar kemik ve o kadar güçlü ki ve bu kitleyi oluşturan fertler birbirlerini bulduklarında birbirlerini o kadar sıkı şekilde sarılıyorlar ki bu metinlerin itibar görmesini sağladılar bir bakıma. Daha sonra metin kült haline gelince, yani Tutunamayanları okumamış herhangi birinin yani Turgut'u tanımayan, Ziya Özdevrimsel'i tanımayan herhangi birinin entelektüel kimliği sorgulanır hale gelmeye başladı. Yani kitleselleşmeyi başardığı için bu metin, bir müddet sonra bu eser entelektüel kimliğin eşiği haline gelmeye başladı. Yani bu metni okuyanlar şöyle ayrışır, okumayanlar böyle ayrışır şeklinde. Tıpkı Tanpınar'da olduğu gibi Mustafa Kutlu için de benzer bir husus geçerli kanaatimce. Yani Mustafa Kutlu'nun da anlatıları çok lokal gibi görünür. Ancak yine de kitleye hitap eden birer tarafları vardır. Mavi Kuş'u düşünün mesela. Siz Mustafa Kutlu'ya atıfta bulunduğunuz için dile getiriyorum. Benim de çok sevdiğim bir kalemdir kuşkusuz. Çok lokal gibi görünür ama ideolojik angajman yoktur. İnsanın kendisi vardır. İnsanın içsel çatışmaları vardır. Toplumsal çatışmaları vardır. Ve belirli bir kitlenin kendisiyle duygudaşlık kurmasını sağlayabilmiştir. Sanırım bir yazarın revaç görmesini sağlayan başlıca parametre bu. Tutunamamak esas diyorsunuz yani. Tutunamamak esas olmalı. Yani tutunduğumuzu varsaydığımız noktadan itibaren bence çok ciddi bir... Peki dünyada bu gençlik romanları, genç kızların çok okuduğu romanlar vesaire, bunlar çok satıyor. Ülkemizde
durum biraz daha tutunamayanlar üzerinde mi? Daha böyle depresif ya da böyle bir ideoloji üzerine, bir dert üzerine mi gidiyor diyorsunuz? Yani aslında tabii gençlik romanları mesela geçenlerde bir sempozyumda, katıldığım bir sempozyumda sunulan bir bildiri çok ilgimi çekmişti. Mesela çıtır romanları başlığıyla kategorize edilmiş bir alan var artık. Çünkü şimdi, son 20 yılda özellikle işte geldiğimiz nokta Barbie'nin filmi yapıldı. Evet, yani o tabii çok standartize edilmiş bir güzellik algısı da yatıyor. Popüler kültür artık bunun üzerinde gidiyor. Konuşulanlar, giyilenler böyle olunca tabii bu romanların da okunması bekleniyor. Ama ülkemizde böyle midir? Sizden alalım. Ülkemizde de karşılık buluyor. Fakat şunu inkar edemeyiz. Yani evet, belki bu gençler daha ziyade işte Wattpad gibi ortamlarda arz endam eden ve çok kısa sürede derin heyecan dalgaları uyandıran bu gençler, popstar gibi karşılandıkları o imza etkinliklerinde, kitap fuarlarında gördükleri iltifatı kısa süre içinde yitirmeye başlıyorlar. Tehlikeli olan belki de bu. Yani bu müthiş bir duygusal boşluk, çünkü kalıcı olamayacaklarının idrakindeler. Çünkü ürettikleri şeye de bir değer değil. Anlık heyecan. Bu kıymetli mi? Evet, bir okuma iştiyakı yaratması itibariyle kıymetli. Ama sonrasına dair bir taahhütte bulunuyor mu? Pek bulunmuyor. Bizde de itibar gördüğü kesin. Yalnız tabiatıyla benim ilgi alanımın, menzilimin çok dışında kaldığı için yani kim ne üretiyordur o alanda, bundan çok emin değilim. Fakat çok kısa süre içinde irtifa kaybettiklerini yayıncı arkadaşlarımdan biliyorum. İşte vaktiyle yayınına katkıda bulunduğum isimlerden biliyorum. Fakat bizde bir popüler bir damar buldukları muhakkak. Peki, başka bir soru sorayım. Şimdi Türk romanlarında özellikle son dönemde dünyaya ilişkin sorular, işte çevre kirliliği, iklim değişikliği, gıda kıtlığı gibi konular, gıda ile alakalı zannediyorum yine işleniyor mu? Evet. Global konular çok fazla yer alıyor mu? Çok fazla tematik bağlamda yer bulduğunu ileri sürmek mümkün değil. Yani ancak bazı hassasiyetler var. Evet, temalar yer buldu. Evet, bizde geleneksel cinsiyet kodlarının işte kırılması gerektiğine dair bilincin teşekkül etmeye başladığı dönemlerden bu yana, ki o neredeyse artık 130-140 yıllık bir süreci kapsıyor. Yani çok da yakın bir tarih değil. Yani Fatmaliyelerden tutun, evveliyatı da var kuşkusuz, ama işte fosforlu cevriye ile Suat Dervişlerle başlayan, daha sonra biraz daha entelektüel bir mahiyet kazanan, yani Adalet Ağoğlu'yla, Sevgi Soysal'la, Leyla Erbil ve Nezihe Meriçler'le bir damar, bir anlayış. İyi ki gelişti. Çünkü aslında Batı'daki pek çok örneğiyle de çok açıkçası kafa kafaya gelişti. Yani çok gerisinde kalmadı onların. Bunlar avantgard problemler olarak görülüyor. Yani cinsiyet eşitsizliği bizde artık öteden beri kullanılan, başvurulan bir tema, ama özellikle gıda krizi, yaklaşmakta olan iklim felaketi, ekolojik denge üzerinde yarattığımız tahribatın nedeni olacağı sonuçlar. Bütün bunlara dair hassasiyetler aslında bir bakıma son 20 yılda ağırlıklı olarak işlenen meseleler. Fakat bunların da kalıcılığı olur mu emin değilim. Bunlar biraz daha konjonktürel ihtiyaçlar gibi görünüyor. Çünkü gündemde bulunan problemler, ithal ettiğimiz problemler biraz ve gerçekçi problemler kuşkusuz, fakat ithal ettiğimiz problemler. Yani Türk toplumunun bu tür bir asli gündemi olduğunu çok düşünmüyorum. Bunlar biraz Batı'dan ithal ettiğimiz avantgard problemler, fakat bir kitle buldu tabii. Türk toplumu olarak bizde her zaman rağbet edilen, seçilen tarihi romanlardır ya da işte tarihe özgü dokulardır, Osmanlı temalarıdır diyebilir miyiz hocam? Yani her zaman buradan bir çıkış vardır. Bu gider diyebiliyor muyuz? Aslında Ahmet Mithat'tan bu yana, yani onun erken dönem metinlerinden bu yana bu alana duyulan ilgi, yani yazar nezdinde varlığını sürdürüyor. Yani hemen her dönem için geçerli, bu Tanzimat için geçerli, Servet-i Fünun için geçerli. Servet-i Fünun biraz daha salon romancılığıdır. Fakat milli edebiyat için özellikle geçerli, yani Türk tarihinin arkaik dönemlerine duyulan ilgi ele alınır. Bu ilgi canlandırılır. Cumhuriyet devri Türk romanı için geçerli. Hatta 21. yüzyılda devam ediyor. Neden çok tüketilemez bir tem? Çünkü çok romantik atmosferler bunlar.
İnsanları gündelik deneyimlerinden uzaklaştıran atmosferler, bir de malum yani hepimiz kendimizden önceki kuşakların ürettiği birikime bir şekilde eğilim duyuyoruz. Şunun şurasında sizinle daha önce konuşmuşuzdur. Yani şunun şurasında 80'lere, 90'lara bile çok nostaljik bir ilgi duyuluyor hala. Şimdi bir de daha kadim çağlar söz konusu olduğunda dekor değişiyor, insan ilişkileri değişiyor, insanın nesneyle kurduğu etkileşim biçimi değişiyor. Bütün bunlar tabiatıyla bir masal atmosferi çerçevesinde tasvir ediliyor ve okuyucunun ilgisini çekiyor. Aslında şunu dile getirmek mümkün belki, okuyucu talebi her daim belirleyicidir. Yani evet, büyük sıçramalar, yaratıcı dehayı haiz yazarlar aracılığıyla üretilir ama okuyucu ilgisi her daim belirleyici kaçınılmaz olarak. Evet, milliyetçilik damarı da diyebilir miyiz biraz hocam buna? Biz çok milliyetçi bir toplum muyuz? Benim o konuda bazı itirazlarım var kişisel olarak. Yani ondan çok emin değilim. Milliyetçi görünüyoruz. Ama keşke o şuurlu milliyetçiliğe sahip olsak. Bunu çok isterdim. Onunla bir ilgi kurmuş olabilir kuşkusuz. Yani bunu inkar edemeyiz. Evet. Özellikle tarihimiz. Türk tarihin, evet, yani tarihi sahiplenmek insana kendini iyi hissettirir. Çünkü bir kökü olduğunu hissettirir insana. Güçlü bir köke, muteber bir kimliğe sahip olduğunu hissettirir. Bu anlamda evet, yani milliyetçi yaklaşımımızın, milliyetçi duyuşumuzun etkisi olduğu muhakkak. Ama hangi milliyetçilik burada? Mesela yani Anadolu milliyetçiliği mi yoksa Türk tarihinin İslamiyet öncesi devirlerine uzanan milliyetçilik mi? Her ikisinin de alımlayıcısının olduğu aşikar. Zaten bence hani bu mozaiği, bu çoğulcu yaklaşımı geliştirebilmek açısından bu da önemli. Evet hocam, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Evet, gün ortasından bugünlük bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın. Total Enerji istasyonları gün ortasını sundu.